yerleştireceğiz kameralarımızı. Arkadaşımız İsu Güven konuyla birlikte karşımızda. İsu, şimdi Türk Hava Kaşısı'nı olmak isteyenler, hatırlatma dozunu da olmak isteyenlerin aklında şöyle bir soru olabilir. Örneğin işte ben 2 doz BioNTech aşısı olmuştum. 3. dozu TürkOvak'la yaptırabilir miyim? Ya da işte Sinovac aşısı olanlar. Herhangi bir kısıtlama var mı? Yoksa dileyen herkes bu aşıyı yaptırabiliyor mu? Ayrıntılar için sözü sana ve konuğuna bırakalım. Ahmet Görmez, büyük bir gün, gurur ve mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Neden? Yerli aşımız TürkOvak an itibariyle sabahtan beri aslında şehir hastanelerde uygulanmaya başladı. Biz de şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeyiz. Sabah anlarından itibaren burada bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Biz de sabahtan beri bu yoğunluğu takip ediyoruz. Kafalarda pek çok soru işareti var tabii. Senin de söz ettiğin gibi hatırlatma dozunu olabilecek miyiz? Farklı aşılar olmuştuk. Şimdi TürkOvak'ı tercih edebilecek miyiz? Bu soruların cevaplarını alacağız. Canlı yayın konuğum başhekim var burada, Profesör Doktor Nurettin Yiğit. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Sabahtan beri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir yoğunluk gözlemliyoruz. Sizin gözlemleriniz nelerdir? TürkOvak uzun ve zorlu bir süreçti. Bugün büyük gün, artık uygulanmaya başladı. Neler söylemek istersiniz? Aslında bu bizim en sevdiğimiz yoğunluk. Normalde hastanelerde yoğunluğu sevmeyiz ama konu aşı olunca çok seviyoruz. Ki bugün sevmemizin sebebi de TürkOvak nedeniyle oluşmuş bir hareketlilik söz konusu. Aslında dün gece açıldı ilk randevular ve dün gece açılması anı itibariyle iyi bir ilgi ve alaka. Ve açılır açılmaz randevuların yarısı dolmuştu. Şimdi sabaha doğru artık geri kalanı da alındı ve gün içinde de alınabiliyor halen. Umduğumuzun üzerinde bir ilgi alaka ki bu yol yürüyüşü aslında biliyorsunuz uzun bir sürecin sonu. Niye söylüyorum? Virüs pandeminin başında ülkemizde izole edilmişti. Ondan bir aşı üretildi, zayıflatılmış haliyle ve fazları, çalışmaları derken bugüne geldik. Aslında uzun bir yol yürüyüşü ve bugün itibariyle de insanlığın artık emrine verildi. Bu büyük bir kazanım. Pandemi yol yürüyüşünde bundan sonra cesaretle yürümek demek. Çünkü elinizde kendi aşınız var demek. Bu çok büyük bir kazanım açıkçası. Şimdi kafalarda soru işareti var. BioNTech olduk, Sinovac olduk toplum olarak. Şimdi TürkOvak'la tanışacağız. Hatırlatma dozu, 3. doz, 4. doz. Olunabilir mi TürkOvak? Evet. Şimdi artık aşı randevusuna başvurmak için girdiğinizde karşınızda artık 2 değil 3 hane var. BioNTech, Sinovac, bir de artık TürkOvak var. Bundan sonraki omikron dalgasına doğru yürürken biz şunu öngördük. İnsanların en az ilk olmuş oldukları en son aşıdan 3 ay sonra bir hatırlatma dozu olması. Bu hatırlatma dozunda hangi aşıyla olduğumuzun önemi yok. İlla ki aşı olun diyoruz. İstediğiniz her teknolojide gelişmiş aşıyla devam edebilirsiniz. Bunun önünü açtık. Önemli olan bir önceki aşınızdan 3 ay geçmiş olacak ya da bir hastalık geçirdiyseniz, COVID-19 geçirdiyseniz onun üzerinden 3 ay geçmiş olacak. Yeter ki hatırlatma dozumuz olalım ama hangisiyle olduğumuzun bir farkı yok. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde aşı odaları kuruldu. Buraya e-nabız üzerinden randevu alan çok sayıda kişi geldi. Şu anda bu aşı odalarından birindeyiz. Biraz önce bir vatandaşımız TürkOvak aşısını oldu. Efendim, TürkOvak aşınızı oldunuz. Kaçıncı dozunuz? Neler hissettiniz? 3. dozum. Bugün aldım randevuyu. TürkOvak açıldığını duyunca aldım hemen. Yani kendi şeyimizi kullanalım dedim. Şu anda hiçbir ağrı sıkıntı yok. Yani şu an iyi hissediyorum kendimi. Durum bu yani şu anda. Özellikle TürkOvak tercih ettiniz değil mi? Tabii, özellikle TürkOvak'ı bekledim zaten. Çıkacağı söyleniyordu. Çıktığını duyunca bugün randevu aldım. Bugün de geldim oldum zaten. Teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Evet, sabahın erken saatlerinde çok sayıda kişi geldi aslında. Mesaiye başlamadan önce gelen kişiler de çok oldu. Biz de merak ediyorduk. Acaba TürkOvak ilgi nasıl olacak? Vatandaşların hem yaşlısı hem genci TürkOvak'ı tercih etti. Burada sıra oldu. Aşı odalarında da hemşireler TürkOvak'ı uygulamaya başladı diyelim. Tabii yeniden hatırlatırım. Hatırlatma dozunuzu TürkOvak'tan yana kullanabilirsiniz. Herhangi bir sakınca yok. Virüs yayılıyor. Dikkatli olalım. Buradan da bu uyarıları yenileyelim. Ve sözü tekrardan size bırakalım. Ahmet Görmez.